Cümleten selamun aleyküm, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sayımızı bir tane daha çoğalttık. Bu siyah olan yavrumuzu da sürüyle alışması için oğlaklarımızın yanına ekledik. Bugün 5 tanesini çıkardım. Gün gün hepsini yaptım zaten. Diğer videoları da kanalda bulabilirsiniz. Dün beyazı eklemiştik. Bugün siyah ekledik. Hal hareketleri biraz önce benim yanıma gelmeye çok çalışıyordu. Şu an biraz daha oğlaklara uyum sağlamaya başladı. Diğerleri zaten alışmış artık. Koparmaya başladılar. Ama siyah olan da yavaş yavaş keşfediyor. Alıyor, bırakıyor. Ama o da biraz sonra artık yemeye başlar. Bu bizim ölen keçimizin yavrusu. Kulakları aynı annesine çekmiş. O keçimizin de kulakları aynı böyleydi. Sadece rengi benzemiyor. O beyazdı. Bu simsiyah. Ama onun haricinde ağız yapısı, burun yapısı, gözleri hepsi aynı annesine benziyor. Maşallah bu oğlağımız da güzel. İlk gün çıkardığımızda buradan, bu bölgeden çok fazla faydalanamıyordu bu oğlaklar. Hatırlayacaksınız. Ama şu an şu ilk çıkardığımız iki tanesi artık buradan da faydalanıyorlar. Böyle kuru sert otları da yemeye başladılar. Ötekiler biraz daha taze arıyor şu an. Daha yeni oldukları için. Ama 2-3 güne onlar da bunlar gibi artık daha sert yapıdaki şeyleri de keşfetmeye, yemeye, tüketmeye başlayacaklar. Keçilerimiz burada dökülmüş ayva yaprakları yiyorlar. Biraz sonra yine her zamanki gibi çay kenarına gideceğiz. Çay kenarında geniş yeşil bir alan var. Oğlaklarımız alışana kadar orada duracağımızı söylemiştim ilk videomuzda. Şu an 5 oldu. Ahırımızda 3 tane kaldı. Maşallah cüsse olarak da şu ilk doğanlara göre biraz da iri sanki diğerleri. Zamanla dengeye oturacaktır da şu an için görüntü olarak bu şekilde. Evet, ahırımızda 3 tane oğlağımız kaldı, çıkarmadığımız. Yarın bir tanesini daha koyarız sürümüze. 2 kalır. Daha sonraki gün kalan ikisini birden çıkarmam lazım. Çünkü ahırda tek hayvan durması olmaz. Uygun değil. Tek başına strese giriyor hayvanlar. Ya da buradan bir tanesini son kalanın yanına koyup çift bırakıp sonra diğer gün hepsini çıkarabilirim. Ama muhtemelen ilk dediğim gibi yaparım. Yarın da çıkarırım. İki tane kalınca ertesi günü o ikisini aynı anda çıkarırım. Zorlamayacağını hissedersem. Ama çok şükür şu an için uyumlarında bir sıkıntı yok. Bu sene oğlakların renkleri biraz daha çeşitli. Böyle çeşit çeşit renk oldu mu güzel oluyor. Benim hoşuma gidiyor. Gri tonlarında var. Şöyle bal köpüğü tarzı bir renkte var. Beyaz var, siyah var. Çok karışık renkte oldu. Güzel oldu. Geçen sene daha çok kızıl kahverengi tonlarındaydı oğlaklarımız. Şurada karşıdakiler. Genelde kızıl kahverengi çıktı ve şöyle gri çıktı. Ağırlıklı kızıl kahveydi. Ama bu sene hiç kızıl renkte yok. Böyle açık renk, açık tonları, bir de farklı tipte renkte hayvanlar olduğumuz sürüde daha çok seviyorum. Ben zaten o yüzden tekeyi gök renkte, açık renkte tutmuştuk. Gök teke de her yerde bulunmuyor, zor. Genelde Halep'lerde de kızıl kahverengi daha çok bulunuyor. Ama o zaman sürü genelde tek tip oluyor. Tek renk oluyor hepsi, siyah, kahve. Ama böyle çeşit çeşit renk renk olduğu zaman benim için göze daha çok hitap ediyor. Diyelim, neyse, çay tarafına doğru hayvanları ben çevireyim. Daha sonra çayın kenarından sudan karşıya geçme serüvenimiz var bizim. İlk gün zorlanmıştık. İkinci gün biraz daha kolay oldu. Üçüncü gün de biraz zorlandık. Bakalım bugün nasıl olacak? Bu yeni çıkan sudan atlayabilecek mi? Onları da şimdi biraz sonra çekip inşallah göstermeye çalışacağım. Evet, işin zorlu kısmına geldik. Şuradan atlamaya çalışacağız. Bugün biraz daha çok sanki burada su.
İnşallah elimle almak zorunda kalmam. Bakalım. O yeni olan geçti bile. İyi iyi maşallah. Bir beyaz kaldı da o da gelir herhalde. Bakalım. Geldi. İyi siyah olan hızlı adapte oldu. Tabi diğerlerinin de etkisi var. İlk günler yanda bir örnek olmadığı için zorlanıyorlardı ama şimdi diğerleri tecrübeli olduğu için onlardan görüp hemen atladılar. Bir zorluk çekmedik. Evet, keçiler burada yayılmak istiyorlar. Tabi doğal olarak burada yeşil daha fazla. Su diplerinde. Ama burada da oğlaklar zorlanabilirler. Kaybedebiliriz. Keçilerin yukarıda ekin olan bölgeler var. İşte yukarıyı kontrol etmek, aşağıyı kontrol etmek derken oğlaklar peşimizde sürekli koşturacak, zorlanabilirler, takılabilirler buradan bir yere. Bizi bulamayabilirler. O yüzden geniş düzlük bir alana çıkmam lazım. Yukarıda diğer 3 videomuzu da yaptığımız bölüm var. Oraya gideceğiz. Ama yine burada yiyebildikleri kadar keçilerimiz yesinler. Yavaş yavaş oraya doğru da gideriz. Şöyle oğlakları bolca göstermeye çalışayım. Yorumlarda sürekli görüyorum. Daha net şekilde oğlakları, hayvanları biraz daha net gösterecek şekilde çeker misin diye. Bazen anlattığımız şeye dalıyoruz, çekemiyoruz. Bazen kendime de göstermem gereken durumlar oluyor. İzleyiciyle böyle göz göze bakar gibi konuşmak hoşuma gidiyor. Daha samimi buluyorum yani. Kendim de izlediğim videolarda böyle arkada anlattığı yerine anlatan kişiyle göz göze gelmek beni de izleyici olarken daha çok tatmin ediyor. O yüzden videoları da çekerken genelde bir bölümde de olsa böyle kendim ekran karşısına çıkıyorum. Ama hayvanlara bundan sonra birazcık daha fazla yer vermeye çalışacağım. Yorumlarda o şekilde istekler fazla. Güzel, maşallah. İnşallah hızlı adapte olacak gibi. Diğerlerinden daha çok şu an hevesli şeyler yemeye, koparmaya. Şu beyaz olan da dişi olsaydı güzel olurdu. Ama erkek. Böyle bir tane beyaz sürümüzü de isterdim. Belki önümüzdeki doğumlarda olur. Keçiler yukarıya çıkmaya başladı. Onları bir kontrol edelim. Çok başıboş gitmesinler. Dönemler de geliyor yavaş yavaş. Rüzgardan dolayı geçen sene bu dönemlerde Ocak, Şubat gibi video çekememiştim. Hep ahırda çekmek zorunda kalmıştık. Eğer rüzgar böyle olursa yine ahırda çektiğimiz videolar yapabiliriz. Tabii oğlaklar daha meraya kendi başlarına çok hakim olmadıkları için benim yanımdan geliyorlar. Buralarda da pek yiyecekleri bir şey yok. Keçiler rahat ediyor tabii aşağıda ama oğlaklar için güzel olmuyor yukarıya çıkması. O yüzden şu çay kenarından hemen hızlıca kurtulup şu karşıdaki yeşil alana doğru gidelim. Oğlaklarımız da faydalansın. Tekemiz bu sene maşallah hiç durmadı. Hiçbir dinlenmeye fırsatı olmadı. Geçen sene kış döneminde bayağı dinlenmişti. Ta Temmuz'a kadar uzun bir süre dinlenmişti. Çok kilo almıştı geçen sene kışın ama bu sene şöyle kendini bir toplayamadı. Doğumlarımız çok parça parça gitti. Temmuz'da tekesini alanlar oldu.
Bir de normal bizim kendi planladığımız Eylül-Ekim döneminde alanlar oldu. O yüzden teke dinlenemedi. Temmuz'da doğuranları şu an tekrar aşıyor. Çok kilo koyamadı üzerine. Ama yine maşallah iyi tekemiz. Hepsi yavaş yavaş çıktılar. Rüzgardan inşallah ses bozulmuyordur. Biz şu alana inince orada tekrar devam edelim. Evet, rüzgar şiddetini artırmaya başladı. Şurada bulutlar kapanıyor bize doğru. Bir yağmur geliyor gibi. O yüzden ses bozulacak muhtemelen. Buralarda ses çok anlaşılmayabilir. Şöyle oğlakları çok az daha gösterelim. Daha sonra ben videoyu kapatayım. Yarın inşallah hava şartları eğer el verirse buraya bir tane daha ekleriz. 6 tane olur. Sonra ahırımızda kalan 2 tanesini de çıkardıktan sonra bu seriyi de bitiririz. Şöyle oğlakları koşarken size göstereyim. Daha sonra da videomuzu bitirelim. Bir de böyle bu tarafa doğru gelsinler. Şimdi daha fark etmediler beni. Fark edince muhtemelen gelirler. Evet, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.